Merhabalar. Hava bugün gayet iyi, o yüzden dedim bir çıkıp turlayayım. Dört gün sonra Tayland Chiang Mai'ye gideceğim. Orada bir motosiklet turu rotası var. Onu yapacağım. Tüm hazırlıklarımı hallettim. Yaklaşık galiba bir 10 gün kadar sürecek ya da belki daha az, belki daha fazla. Rotayı da aslında Nepal'e gidecektim. Her şeyi ayarladım. Motosiklet kiralayacağım yere kadar her şeyi, rotayı falan. Sonra motosiklet kiralayacağım kişi dedi ki ya senin gel, bu arada Haziran ayında yapmayı düşünüyorum. Mayıs'ın sonundayız. Sonra adam bana şey dedi, ya bu geleceğiniz tarihler bu son sezona denk geliyor, yağmurlu olacak. O yüzden bu turu iptal etmemiz gerekiyor. Peki dedim, alternatif rota var mı? Var dedi, başka bir yön. Kaç para? 2000 Amerikan doları. Dedim hocam 8 günlüğüne 2000 Amerikan dolarını veremem. Sonra Vietnam'ı düşündüm. Orası da olmadı. En son işte başka bir arkadaşım daha önce bu Tayland'ın kuzey tarafına gitmiş. Chiang Mai diye bir yer var. Dedi git onu yap. O gayet iyi. Türkiye'ye gitmeden önce gidip biraz kafa dağıtayım dedim. Chiang Mai'den başlayacağım tura. Gitmeden de biraz motosikletle turlayayım dedim. Çünkü motorumu satacağım. O yüzden böyle çıktım, turluyorum boş boş. Bir işim yok dedim. Evde oturacağıma biraz çıkıp motorla gezeyim. Açıkçası nereye gittiğimi de çok da bilmiyorum ya. Trafiğe de girmek istemiyorum. Şu an aslında cuma günü. Ve okul zamanı, iş zamanı yoğundur. Burada korkunç soğuk. Yani bilmiyorum, Türkiye ile kıyaslayınca tabii ki o kadar soğuk değil ama yani sabahları 5-6 dereceye falan kadar düşüyor. Şuradan gideyim. Aynı yere dönüp dolaşıyorum ama ne yapacağım ben de bilmiyorum çok ya. Nereye gitsem diye düşünüyorum. Sanırım kahvaltı yapmaya gideyim. Nerede kalmıştık? Evet, burada hava çok soğuk. Yani Avustralya standartlarına göre cidden soğuk hava. Burada Haziran, Temmuz, Ağustos ayları, kış ayları. Şimdi Mayıs ayı. Erkenden soğudu. Sabahları saat yani 6-7 gibi kalktığım zaman 5-6 dereceleri görüyorum ve çok soğuk. Aslında bu tur benim için iyi olacak. Böyle tam burası kışa girerken ben Türkiye'ye gitmiş olacağım. Bir motor turu niye Türkiye'de yapmıyorum? Şundan dolayı. Bir, Türkiye'de bence motor turu yapmaya, yani motosiklet kiralayıp bir tur yapma sistematik değil. Birincisi çok çok pahalı. Gerçek anlamda diğer ülkelerle kıyaslayınca motosiklet mi kiralıyorsun, motosiklet mi alıyorsun? Aynı yani, hakikaten bir yere sordum. Adamlar şey dedi.
Adam 600'lük motoru haftalığını kiraya 3000 euroya veriyor. 3000 euro. Yani kur ne kadar bilmiyorum şu an ama kaç bu? 30 milyar mı? Ki şey demedim yani, bak ben Avustralya'dan geliyorum falan demedim. Çünkü tamam geldi keriz. Görelim şunu muhabbeti oluyor ya. Hakikaten öyle yani. Ya o seviyelere geldi Türkiye. Hayaldi, gerçek oldu. Nereye gitsem? Yağmur sabahı uçun ki. Evet, aslında Türkiye'de çok güzel yerler var. Mesela gelecek Kaz Dağları'na çok çok gitmek istiyorum. Başka gitmek istediğim Karadeniz tarafına tur yapmak istiyorum. Ama işte böyle 2000 eurolar, 3000 eurolar falan, yani motosikleti bir hafta alma, yani ne yapıyorum abi? Dünyanın birçok ülkesinde o fiyatlara motor alıyorsun. Yani Asya'da çok rahat bir 200-250 cc falan motor alırsın. Mesela bu Türkiye'de, Türkiye gerçekten hani herkesin söylediği klişe bir laf var ya, yani Türkiye cennet gibi bir ülke. Evet, cennet gibi bir ülke. Mesela ama cenneti mesela iyi değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de ya motosiklet cenneti olabilir mesela Türkiye. Her şeyi ters kullandığımız gibi, her şeyi mahvettiğimiz gibi. Mesela bunu da bir türlü yapamıyoruz. Yani motosiklet kiralama olayı bu kadar pahalı olmasa, bakın bu sadece benimle alakalı değil, arkadaşlarım da gelmek istiyor, yabancılara da çok fazla geliyor. Çünkü bu dünyanın hiçbir yerinde bu kadar paraları yani yapamazsın abi. Hani tamam BMW'ler falan, onlardan bahsediyor, yani onlar ekstra pahalı, insanlar da veriyor ona. Ama böyle sıradan işte yok 250 cc'lere filan, yani kalkıp da 1000 euro, 1500 euro haftalığına istersen kimse kalkıp da almaz abi, kiralamaz. Kasko muhabbeti var. İşte o yüzden kiralama sistemi bu kadar in değil. Ya bu kasko muhabbeti bir çözülse, insanlar motosikletlere kaskolasa, fiyatlar otomatikman düşecek. Ama maalesef kasko fiyatları kaç bin liralar, hani bilmiyorum, hani çok da uzun süreden beridir Türkiye'den uzağım ve en son bir motorun 10.000 TL'ye kasko olduğunu duydum. Belki daha fazla, belki şu an size çok böyle komik bir rakam geliyordur ama yani kimse kalkıp da o paralara 10.000 TL'ye, 20.000 TL'ye kasko falan yaptırmıyor Türkiye'de. Ha mesela bu muhabbet çözülse, böyle farklı farklı motosiklet kiralama noktaları olsa, rotalar çizilse ve yani Türkiye gerçekten böyle gidip tur yapılabilecek ülkeler sırasında herhalde bir ya da ikinci sıraya girer yani. Çok güzel yerler var ama değerlendirilmiyor. Yani sistem öyle bir şekilde işliyor ki, ya değerlendirmeyelim, nasıl buradan bir iş sahası açmayız? Hani sistem herhalde buna göre işliyor yani. Hani herhalde yani, çünkü hani herhalde bilinçli olarak yapılan bir şey bu. Yani evet, insanlar gelmesin ya, hani mantık bu. Bu arada buradan geçmeyeceğim abi çünkü ana yola çıkıyor. Hiç uğraşamam trafikle ya. Yani birisinin mesela el atması gerekiyor bu işe. Devletin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ve hani şimdi diyeceksiniz ki tüm problemler bitti, bu mu kaldı? Haklısınız. Tüm problemler. Çok o kadar problem var ki Türkiye'de. Çok üzücü. Ben şu an Burwood diye bir yerde yaşıyorum. Ama Burwood'un bu tarafına hiç gelmedim ve şu an
yolları hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şuradaki randevardı hatırladım. Oradan düz gideceğiz, ileriden sola. Ya evet, dediğim gibi yani Türkiye'nin birçok konuda tabii sıkıntıları var da, yani her şeyi işte birden yapamazsınız. Bazı şeylere başlamak gerekiyor. Motosikletle ilgili Türkiye'de tabii adımlar yavaş yavaş atılıyor ama bu arada Türkiye'de motosiklet olayı da çok gelişti yani. Motosiklete göre de çok gelişti. Korkunç rakamlar istiyorlar motosikletlere. Yani motosiklet dediğin iki tekerin üzerinde bir motor ya, hani bu kadar, 300 bin TL'lerden falan bahsediyorlar. 300 bin, 400 bin. Yani el ayağı düzgün motosiklet 200 bin TL'den başlıyor. Hani dolara vurduğunuz zaman bile çok pahalı. Sallıyorum mesela, bu motosiklet 10 bin dolarsa Avustralya dolarında 10 bin dolarsa, yani 10 bin dolar 100 bin TL eder. Bu motosiklet 100 bin TL'ye bulamazsın ki Türkiye'de. Yani minimum 150, yani belki 200 bin TL'den başlıyordur, bilmiyorum. F800 kaç para? Yani çok saçma ya hakikaten. Buna rağmen insanlar gelişiyor. Yani motosiklet sektörü gelişiyor. Bu arada bugün şu an school zone, bu yüzden böyle abiler ellerinde tabelayla çocukları karşıdan karşıya geçiriyorlar. Burada şuraya gidelim ya. Evet, şurada sevdiğim bir kahveci var. Kahveleri gayet iyi. Bunun yerine ne almayı düşünüyorum? Tatil 3 ay sürecek. 3 ay sonunda galiba Kawasaki'nin KLR650'si var. Türkiye'de tek birinci jenerasyonu var. 2 ya da 3'ün son jenerasyonu yok. Onu istiyorum çünkü daha önce ikinci jenerasyonunu almıştım. Çok memnun kalmıştım. Arazisi çok çok iyi. Ya bu da iyi ama bilmiyorum ya. Bunu bir türlü ısınamadım ben. Bu Shanghai turunu tamamen hepsini çekip internete yükleyeceğim. Eğer gitmek isteyen olursa detaylı bir şekilde tüm bilgileri görmüş olursunuz. Tabi gittiğim gördüğüm her yerin notlarını alacağım ve hepsini de video altlarına koyarım. Güzel olur herhalde. Şimdilik bu kadar.